пиздец. Смотри. Нахуй, блядь. Это пиздец, блядь. Merhaba arkadaşlar. Yine gizem dolu konularla karşınızdayım. Ben Volkan Çelik. Dünya kültürleri, medeniyetleri ve özellikle Mezopotamya dinlerinde çok önemli bir konu olarak yer alan ve hakkında elle tutulur pek detaylı bilgi olmayan Harut ve Marut'tan bahsedeceğiz. Peki bu iki melek hakkında yüzyıllardır yaşayan bazı efsanelerden bahsedelim mi? O halde başlıyoruz. Nahuyende. Kime pizdes bey? Büyü öğreten iki melek. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 102. ayetinde adları zikredilen iki kişi, Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısıyla tanıtılmadığı için Harut'la Marut hakkında kesin ve net bilgilerden yoksunuz. Bu konuda birbirini tutmayan çeşitli rivayetler ve yorumlar vardır. Ancak Hz. Süleyman döneminde Babil'de yaşayan ve insanlara sihir öğreten iki kişi oldukları konusunda İslam alimlerinin çoğunluğu görüş birliğinde. Harut ve Marut'un kimler olduğu konusunda ortaya çıkan ihtilafın çeşitli nedenleri bulunuyor. Birincisi, bu iki kişinin insan mı melek mi yoksa şeytan mı olduğu tartışmalı bir yöndür. Bu noktadan 4 ayrı görüş ileri sürülmekte. Cebrail ile Mikail'dir. Cebrail ve Mikail dışında iki melektir, iki insandır. Bu konuda ayrıntıya girmeden önce Kur'an-ı Kerim'deki söz konusu ayete şöyle bir göz atalım isterseniz. Bakara suresinin geniş bir bölümünde Yahudilerden söz eden ayetler onların ne kadar inatçı bir kavim olduğunu, hak söz karşısında kalplerinin ne derece katılaştığını anlattıktan sonra 102. ayetinde onların Hz. Süleyman dönemine değiniyor. Ve onlar şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeylerin ardına düştüler. Halbuki Süleyman asla küfretmedi. Sadece şeytanlar küfrettiler. Onlar insanlara sihri ve Babil'deki iki meleğe Harut'la Marut indirilenleri öğretiyorlardı. Bu iki melek ise biz ancak fitneyiz, sakın küfretme demedikçe kimseye sihir namına bir şey öğretmezlerdi. Onlardan kocayla karısını ayıracak şeyler öğrendiler. Halbuki bunlar Allah'ın izni olmadıkça o sihirle kimseye zarar verici değillerdi. Onlarsa kendilerine zarar verip fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun onlar sihri satın alan kimse için ahirette hiçbir nasip olmayacağını biliyorlardı. Ne fena, bir şey karşılığında nefislerini sattılar. Şayet bilmiş olsalardı. Bakara suresi 102. ayet. Konu Yahudiler ya da Hz. Süleyman olmamasına rağmen dönemin genel durumu bilinmeden Harut ve Marut tam manasıyla anlaşılamıyor. Hz. Süleyman öyle bir yetkiyle donatılmıştı ki Allah tarafından sadece insanlar değil bütün hayvanlar ve cinleri de egemenliği altına almış ve güçlü bir hükümdarlık elde etmişti. Allah'ın ona verdiği bu üstünlük sebebiyle ona karşı olanlar Süleyman'ın sihir yaptığını, işlerini sihirle yürüttüğünü ortaya attılar. Ayrıca toplumda sihirbazlar türedi ve sihir ilimleri gelişti. Sihirbazlar daha önce bilinmeyen şeyleri ortaya çıkardılar ve peygamberlik iddiasında bulundular. Hz. Süleyman'a verilen gücün mucize olduğunu anlamayıp bunu sihirle açıklayan topluma Allah sihirle mucizenin aynı şey olmadığını göstermek için kendilerine sihri öğretmek üzere Harut ve Marut'u görevlendirdi. Bu kısa ön açıklamadan sonra Harut ve Marut hakkında ortaya atılan görüşleri ele alabiliriz. Harut'la Marut'un kimliği ayette onlardan melekeyn şeklinde bahsedilmekte. Kelimenin Arapça telaffuzunu melekeyn yani iki melek şeklinde okuyanlara göre Harut'la Marut iki melektir. İslam mitolojisinin önemli karakterleri olan Harut ve Marut hikayesi Pers mitolojisinde de kendine yer buluyor. Harut ve Marut Kur'an içerisinde de kendilerine yer bulan iki melektir. Pers mitolojisinde de Hurdat ve Murdat adıyla anılan ikilinin Babil'de bulundukları da iddia edilmekte. Yani hikayenin aslı M.Ö. sürece de dayanıyor.
İsterseniz Harut ve Marut melekleri hakkında mitolojide yer alan hikayelere şöyle bir göz atalım. Harut ve Marut isimli iki melek kendi aralarında sohbet etmeyi severlerdi. İki meleğin sohbet konuları genellikle insanlar üzerine olurdu. Günün birinde meleklerden biri bir diğerine insanların dünyasından bahsetti. Meleğe göre onlar insan olsa hep ibadet ederlerdi ve bu bilinçle yaşarlardı. Meleklerin bu sohbetini duyan Allah, onlara insanlarla aralarındaki farklardan bahsetti. Allah iki meleğe size şehvet duygusunu verseydim siz de insanlar gibi olurdunuz dedi. Harut ve Marut Allah'ın bu sözüne o zaman bize şehvet ver ve dünyaya yolla diye karşılık verdiler. Harut ve Marut hikayesi de işte bu noktada vuku bulmaya başladı. Allah ikisine de şehvet verdi ve dünyaya saldı. Zühre Yıldızı ve Babil'in Kuyuları. Harut ve Marut Kur'an içerisinde az önce de anlattığımız gibi geçiyorlar. Hikayenin meleklerin şehvet duygusuna sahip olmalarından sonraki aşaması da mevcut. Allah tarafından şehvet duygusuyla birlikte dünyaya yollanan melekler güzeller güzeli bir kadına aşık olurlar. Kadına sahip olmak için her şartı kabul etmeye kararlı olan melekler kadının şartlarını dinlerler. Harut ve Marut hikayesi de işte tam da bu noktada alevleniyor. Çünkü kadın onlardan kocasını öldürmelerini, puta tapmalarını ve şarap içmelerini ister. Harut ve Marut isteklerin arasından şarap içmeyi tercih ederler. Allah iki meleğin bu tavrı karşısında onları cezalandırır ve cehennemin kuyularından birine baş aşağı asar. Harut ve Marut ancak kıyametten sonra asıldıkları yerden indirileceklerdir. Harut ve Marut'un aşık olduğu kadının Zühre Yıldızı olduğu ve sallandırıldıkları kuyunun da Babil kuyularından biri olduğu da rivayet edilmekte. Farklı kültürlerde bir hikayeleri daha var değerli arkadaşlar. Bazı Yahudi hikayelerinde de bu iki meleğe rastlamak mümkün. İki melek hakkında ortaya atılan bir diğer efsanede meleklerin Babil şehri için yargıçlık görevini üstlendikleridir. Yahudi hikayelerinde anlatılan bu efsanede iki melek insanlara büyü öğretmeye başlıyor. Harut ve Marut kapısını çaldıkları insanlara Allah'ın büyüyü yasakladığını ama yine de eğer isterlerse onlara sihri öğretebileceklerini söylerler. İnsanların bir kısmı büyü öğrenmek için can atar. Bu iki melek de büyü öğrettikleri insanların yargıçlıklarını yapmakla görevlidir. İlk etapta yaptıkları uyarıyı dinlemeyip büyü öğrenen kişileri tespit ederler ve şüphe içinde olanların yoldan sapmalarına neden olurlar. Harut ve Marut hikayesi hem Kur'an'da hem de Pers ve Mezopotamya mitolojilerinde kendilerine gizemli birer yer buluyorlar. Harut'la Marut'un bir de Yahudi anlatımı vardır. Oldukça da ilginçtir. İslami literatürde Harut ve Marut hakkında nakledilen rivayetlerin çoğu az farklı geç bir Yahudi tefsir kitabı olan Midrash Avkir'de de bulunuyor. Buradaki rivayet kısaca şöyle değerli arkadaşlar. Tufandan sonra putperestliğin hala sürmesi Elohim'i kızdırır. Şemazai bazı kaynaklarda Azza veya Uzza olarak bilinen Azael adında iki melek Tanrı'ya insanı yaratmasının kötü olduğunu söylerler. Çünkü insanlar yeryüzünde bozgunculuk yapmışlardır. Bu iki melek yeryüzüne indiklerinde insanlar arasında Tanrı'nın hükmünü yayacaklarını vaat edince Tanrı onları yeryüzüne gönderir. Dünyaya indikten sonra Şemazai, Ester yani İştar bazı versiyonlarda Nama olarak geçiyor. Bu isimde güzel bir kıza rastlarlar ve ona aşık olurlar. Ester kendisini semaya çıkaracak olan Tanrı'nın adını zikretmeyi öğretinceye kadar Şemazai'ye teslim olmayacağını söyler. Bunun üzerine Şemazai, Tanrı'nın adının nasıl zikredileceğini ona gösterir ve Ester bu ismi zikrederek semaya yükselmeyi başarır. Tanrı kendisine ulaşmak için çaba sarf ederken Ester'i mübarek kılar ve onu yıldız haline getirir. Şemazai ve Azael ise insan kızlarıyla evlenirler.
Enoh kitabında anlatıldığı şekliyle hikayenin geri kalan kısmına bakılırsa bu melekler insanlara sihir öğretirler. Kökeni çok daha eski rivayetlere uzanan Midraş geleneğindeki bu hikaye şüphesiz tekvindeki 6'ya 2'ye 4 tanrı oğullarının insan kızlarıyla olan evliliklerini açıklamaya yöneliktir. Bu konuyu işleyen diğer Yahudi rivayetlerinde anlatımlar aynı olmakla birlikte şahıs isimleri ise birçok yerde değişebiliyor. Ayrıca Zohar'da cin olarak takdim edilen bu üç figür Azael, Aza ve Nama adlarını taşıyorlar. Ve bir büyücünün onları bulduğuna dair anlatımı oldukça enteresandır. İkisinin de cezası dünyada bir mağarada kıyamete kadar baş aşağı asılma oldu. Aynı zamanda Allah'ın verdiği görevi tamamlayarak kıyamete kadar cehennemi kabul edenlere büyü öğretmeye devam ediyorlar. Eski alimler bu mağaranın Şam yakınlarında bir yerde olduğunu ve ancak büyük çaplı büyüler yapan ve Çinliler tarafından haber verilmiş büyücülerin o mağaraya gidip Harut ve Marut'tan bilgi edinebiliyordu. Yine eski alimlerin kitaplarında tehlikeli ve bilgili bir büyücünün Şam'da bu mağaraya gidişi şu şekilde anlatılıyor. Büyü ilminde ilerlemiştim. Bir gün hocam bana gelerek, eğer ilmini ilerletmek istiyorsan şu bölgedeki Harut ve Marut'un bulunduğu mağaraya gitmem gerektiğini, bu mağaranın iki dağın arasında kaldığını söyledi. Ertesi gün yola çıktım. 20 günlük yoldan sonra burada tanıştığım muska yazan bir kadın bana mağaranın yolunu gösterdi. Ben de gittim mağaranın girişine. Çalılar vardı. O çalıları temizlerken içeriden bir ses "Kimdir o?" diye bana seslendi. İsmimi ve babamın ismini söyledim. İçeri girdiğimde ayaklarından aşağı doğru asılmış iki melek bana öğrenmek istediğim büyüleri sordu. Ben de söyledim. Büyülerin nasıl yapılacağını anlattıktan sonra beni gönderdiler. Harut ve Marut'a iki topluluk arasında savaş çıkarmak için ayın, hilalin hangi şeklindeyken ve yılın hangi mevsiminde büyü yapmam gerektiğini sormuştum. Tanıştığım bir büyücünün Harut ve Marut'la karşılaşması ise şöyledir. Büyü ilminde ilerlediğim yıllarda bir gece emrim altındaki bir cinni bana görünerek istersem Şam'a gidip Harut ve Marut'tan bir takım sırlar öğrenebileceğimi söyledi. Ben de bir süre sonra Ramazan ayında Şam'a doğru yola çıktım. Şam'da kısa zaman kaldıktan sonra şehrin çok dışındaki iki dağ arasında kalan bir mağaranın önüne geldim. O sırada bir ses "Kimdir o?" diyerek bana seslendi. Kendimi tanıttıktan sonra "Ey lanetli kul, izin verilenlerdensin, içeri gir." dedi. Sonra çok küçük bir delikten içeri girdim. Mağaraya girdiğimde korkuyla titremeye başladım. 3 kere besmele çektim. İçeride iki iri yarı varlık baş aşağı mağaranın tavanından asılmıştı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Onların Harut ve Marut isimli iki melek olduğunu anladığımda bana öğretecekleri işlerin karşılığının ancak cehennem olduğunu, bunu kabul edip etmediğimi sordular. Ben de kabul ettim. Öğrenmek istediğim büyüyü bana anlattılar, sonra da oradan ayrıldım. Bu yaşıma kadar şahit olduğum şeyler karşısında daha kötüsünü görmemiştim. Allah'ın iki meleği azap içindeydi. Harut ve Marut Allah'tan aldıkları görevlerini kıyamete kadar devam ettirecek olsalar da onların nerede olduğunu ancak ilminde ustalaşmış ileri seviyedeki büyücüler cinleri aracılığıyla öğrenebilirler. Kitaplarda anlatılanlara göre Şam tarafındaki iki dağın arasında kalan ve insan bedeninin zor gireceği girişi olan bir mağaradadırlar. Fakat unutulmamalıdır ki büyü yapana da yaptırana da Allah lanet eder ve Kur'an'a göre de bu iki melek Allah'ın lanetini kabul ediyor musun diye sormadan hiçbir şey öğretmezler. Nahuyin